Evet, bugün de arkadaşlar Ordu ili Kumru ilçesi Düzoba yaylasının alt eteklerindeyiz. Kayın ormanlarının içerisinde Ali Bey ile birlikte mantar arıyoruz. Şimdilik siftahı yaptık. Kuşların sesleri arasında ormanın güzelliğinde. Bol oksijenli bir yerde yürüyoruz. Sanki şuradaki mantar iyi gibi ama bu mantarlar değil. Evet. Bunlar teşhis dışı. Onu inme. İnme aşağıya. Bir kara mantar bulursak. Bak bunlar, şu mantarlar hindi. Hindi kuyruğu mantar derler. Çürük ağaçlarda olur. Tıbbi ilaç olarak kullanılır bunlar. Yenmeye yenmez. Şu mantar türü. Çürük ağaçlarda olur. Kesilmiş bir ağaç. Bakın. Bakalım. Şurada şey mi var? Hayır. Yenmeyen mantar türü. Bunlar da değil. Nerede bizim kayın mantarlarımız? Nereye gizlenmişler? Ağaçların da güzelliğine bakın şöyle. Hep yeryüzünün değil, biraz da gökyüzünü de gösterelim. Evet. Çürük kayın ağacında halk dilinde kara mantar dedikleri mantarı arıyorum asıl bulmak için. Böyle içlerinde olur, kenarlarında olur. Bakalım şansımıza çıkacak mı? Evet. Maalesef bunda da yok. Biraz yukarıdan mı dolanalım? Şöyle yukarıdan dolan. Burada şimdi şey var hep. Ot, güllük tarzı şey var. Evet bakın. Bunları almayacağım. Bunlar aslında yine mantar. Daha yavrular. Kimisi daha yeni çıkıyor yavru. Ya da bir toplamaya gelmişler. Evet bakalım. Evet. Al onu. Bak o mantar işte. O yenen mantar Ali Bey. Buldun. Evet bakın kubart. Kökünü alma asla mantar. Evet. Bakın böyle ters döndürelim. Sütünü tut bir tut. Ben sütünün çıkışını göstereyim. Bakın testi de şurada anlaşılır. Hafiften kırıldığında bakın arkadaşlar süt çıkıyor. Bu süt çıktı mı yenen tarzı. İşte şurada da var. Bir tane. Acıdır bu mantar. Bıçak almayı unuttuk aslında. Bıçak alsaydık. Bakın ben size şöyle göstereyim. Şimdi hafiften bir yara açacağım. Bakın nasıl çıkıyor sütü. Bakın elime süreceğim. Bakın elimi şey yaptı. Sütledi. Beyazlı olarak sütledi. Bakın başparmağım. Şöyle göstereyim. Sütlemiş oldu. Buyur. Evet burada olması lazım. Buraya bir bakarsak birkaç tane de olabilir. Böyle yaprağın altında gizlenirler Ali Bey. O değil. O değil maalesef. İki tane miymiş nasibimiz? Az önce yavrusunu gördüydüm. Nasip büyüğü de gördük. Evet. Şurada ölmüşü var bir tane. Yan tarafa doğru kayalım mı? Şurada sanki senin bulduğun geyik mantarı var. Aa bak burada da. Burada artık deforme olmuş. Bir tane var. Alınmaz. Evet. Ali Bey bak. Senin bulduğun bu dana dili. Bu küçük, bunu almayacağım da şunu alacağım. Bu da dana dili. Arka yüzü de şöyledir. Aa bak Ali Bey. Evet.
Şurada yavrusu var. Orada da büyük. Bu ideal. Şunu alabiliriz. Evet. Kesin burada yine olması lazım. Yukarı çıktıkça bu mantar türüne döndü. Yapraklar, evet, al al. Oo. Çünkü bir tane olmazlar. Yaprakların altlarında gizlenirler. Aslında çubukla böyle aramak lazım. Kimisi de bulanlar yüzeye doğru çıkar. Herkesin nasibi. Büyüdükçe yüzeye çıkarlar. Biraz durdurayım burada videoyu veya izleyin. Evet evet, o da. Biraz şu olmuş. Yenir o da. Herhalde bakalım. Bir kavun, bak şurada da var Ali Bey. Gördün mü, gizlenmiş. Yeni çıkıyor. Evet, ben sizi biraz böyle başınız dönmesin. Ağaçları yapmasın. Nasıl, insanı dinlendiriyor değil mi Ali Bey? Sakin. Ayağına bastın. Çalılar çatır çutur ses çıkartması hoş. Başka bir ortamda olsa yorar ama. Evet, aynen. Bol miktarda, bakın arkadaşlar. Bol miktarda yaprak. Bunlar humus olacak, toprak olacak. En verimli topraklar olacaklar. Halifrex'e basmış gibi oluyoruz. Evet. Doğal su içme yeri arkadaşlar. Bak Ali Bey nasıl belli ediyor kendini. Ta uzaktan ağrı. Bakın arkadaşlar, beyaz bir şey görüyorsunuz ya. Mantar. Alabilirsin Ali Bey, bak. Lamba gibi yanıyor. Evet, o zehirli. Bu kırmızı olan üstü zehirli. Bakın yanında da var Ali Bey. Yaprak üstünü kapatmış, yeni açıyor. Burada nasibimiz var bizim ya. Başka kişiler tarafından dolanılmış ama yaprak gizlediği için herkese rızkını veriyor. Ağaçların güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle boydan göstereyim. Ağaçlarımızın yaşları 50-60 yaşlarında, çok rahat var. Biz buna tepe çatısına bakınca C çağında gayet kaliteli bir orman. Gövde yapısı olarak tomruk veren bir cins. Bakın şuradaki gördüğünüz koca ağaç tohum ağaç. O yaklaşık 120 yaşından fazla arkadaşlar. Ve buradaki onların da yavruları. Şu ağacın yavruları. Muhtemelen. Bak bir gav daha var orada o ağaçta, görüyor musun? Ama yenmiyor. Ağacın, çürük olan ağacın gövdesinde arkadaşlar, bakın. Çakmak yapılıyor. Ateş susuşturmada kullanılıyordu zamanında. Eğer buradan aşağı yönelmezsek herhalde uçurum gelecek önümüze. Ali Bey. Evet, bakın arkadaşlar, ağacın kökü. Evet, bunu yakından göstereyim size. Evet, uçurum dedim. Bakın nasıl uçurum çıktı. Arazi şeklini bilmek önemli. Akşama kalsanız çok kötü bir durum burada. Bakın arkadaşlar, şuna bakın. Evet, burada bir olayı daha anlatayım ben size. Burada bakın ağacın kökleri gelmiş. Bu ağacın kökleri topraktaydı. Ormanda erozyon olur mu?
Evet, ormanda erozyon olur arkadaşlar. Bakın, bu ağacın kökü, görmüş olduğunuz ağacın kökü toprağın altındaydı. Bu erozyon cinsine gizli erozyon denir. Yukarıdan yağan yağmur her ne kadar yaprağa çarpıp da yavaşlasa da buradaki suyun birikmesiyle taşınarak ağacın kökünü açığa çıkartarak, bakın, bu eğim vesilesiyle götürür. Şurayı görüyor musunuz? Bakın taşları nasıl tutunmuş. Bu yer topraktı. İşte bakın şu yer. Şöyle gene göstereyim. Burada hep toprak vardı. Ama buradaki toprak bu eğim vesilesiyle, şuradaki eğim vesilesiyle giderek açığa çıkmış. Bakın şuradaki de. Şurası tutunma yerleri. Ve ağaç yine hala gördüğünüz gibi dimdik ayakta. Taşlara nasıl sarılmış bakın. Sanki ev duvarı gibi aralarına da ağacın gövdeleri inerek sarmış. Aynen taş duvarı olmuş. Ev taş duvarı gibi. Bakın her yerde var şuradan. Dikkatli bakın. Evet, bir mantar da şurada gördük. Tehlikeli bir yerde yavaş bir şekilde inerek alacağım. O yüzden dolayı burada videoyu bir durduracağım. Tehlikeli iş yapmayalım. Çok eğimli bir yer.